Safsatalar serimizden devam ediyoruz. Bir önceki videoda çelişkiyle başladık. Zaten çelişkileri kabullenmek, kabullenmemekle çok bağlantılı bu safsatalar. Bunu kişisel gelişim safsataları ya da kültürel safsatalar olarak düşünebilirsiniz. Bazı kalıplar var fazlaca kapıldığımız ve bu kalıplar bize ciddi zararlar verebiliyorlar. Geçen videoda çelişki kötüdür safsatasından bahsettik ve çelişki ile ilgili bakış açımızı geliştirecek unsurları ortaya koyduk. Bu sefer de planlı olmak Nesi kötü olabilir bunun? Hatta belki bazılarınız ya daha planlı olabilsem daha ne zaten benim ihtiyacım olan bu yeterince yapamıyorum falan gibi düşünmüş de olabilir. Ama aslında planlı olmakla ne kastediyoruz, ne yapmaya çalışıyoruz, bu ne zaman iyi ne zaman kötü bunun üzerine biraz kafa yormakta fayda var. Sizin için yorulmuş kafa var. Hızlı ve yavaş düşünme diye bir kitap var. Daniel Kahneman'ın bir kitabı. Ekonomi alanında, psikoloji alanında bunların ortak alanlarıyla ilgili yaptığı bir takım çalışmalarla falan çok öne çıkan bir araştırmacı ve kendi alanı ile ilgili Nobel ödülüne de sahip. Hızlı ve Yavaş Düşünme adlı muhteşem kitabında planlama konusunu planlama safsatası olarak anlatıyor. Diyor ki insanlar planlar yaparlar ve bu planların tutacağını varsayarlar ama tutmaz. O tutmayan planları tutar gibi gösterebilmek için acayip maliyetlere, zahmetlere vesaire de katlanırlar ve hala planlı olabileceklerini düşünürler, öyle yaşamaya çalışırlar diyor. Şimdi planlamak ve planlamamızın planladığımız gibi gerçekleşeceğini zannetmek biraz tanrıcılık oynamak gibi. Yani ben bir plan kuracağım. Hani bu plan öyle bir haftalık plan falan hani makul çevik yaşamı bilenler bilir. Orada bir haftalık planlar yapıyoruz ama onlara da bir onlara bile zan diyoruz. Yani ne yapmayı planladık değil de ne yapabileceğimizi zannettik. Gerçekte olan ne? Aradaki farktan, çelişkiden öğrenelim diyoruz. Şimdi bir haftalık plan yine nispeten biraz yapılabilir bir şey. Ama işte bir aylık planlar, üç aylık planlar, bir yıllık planlar, beş yıllık kalkınma planları falan. Hani bunlar aslında olmuyorlar. Çünkü tanrı değiliz, tanrısal bir gücümüz yok. Yani bir parayı atıp böyle yazı tura attığımızı düşünelim. Orada bile bir paranın hangi sırayla geleceğiyle ilgili bir plan yapıp o planda gelmesini sağlamak gibi bir olasılığımız yok. Yaşamın içinde bir sürü belirsizlik varken sadece beni değil başka pek çok aktörü de ilgilendiren geniş çaplı bir şeyi plan olarak yapıp o planda olduğu gibi gerçekleştirebileceğimiz zannetmek tanrıcılık oynamak gibi bir şey. E ne oluyor sonra? O planımız olmuyor tabii ki. E planımız olmadığı zaman ne yapıyoruz? Başarısız bir tanrıcık olarak kendimizi suçlayıp kendimizi dövüyoruz bununla ilgili. Yani kendi gücümüzle ilgili tanrısal bir şey vehmedip onunla ilgili bir put yapıyoruz. Kendimizi bir put haline getiriyoruz ve sonra da o put başarısız olduğu zaman kafasına kafasına vuruyoruz. Kendi putumuzla kendimizi dövüyoruz aslında. Planlı olmak mümkün değildir ya da ne olduğumuz şeyi yaşamda aynen uygulamak, karşılığını bulmak mümkün değildir. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken aslında olabildiğimiz kadar öngörülü olmak ama aynı zamanda fırsatlara da açık olmak. Planlı olmak niye kötü diye baktığımız zaman neleri görüyoruz? Birincisi ben bir plan yapıp bunu uygulamaya çok kararlı bir şekilde hareket ettiğim zaman diyelim ki bir yıllık bir plan olsun bir kere şunu yapmış oluyorum. Kendime küfürler etmiş oluyorum. Diyorum ki sen ve hiç gelişemeyen, böyle dünyadan öğrenemeyen, yaşadığı deneyimlerden bir şeyler çıkaramayan salak bir şeysin. Çünkü bir yıllık planı şu an yapıyorum, bunu uygulamaya çalışıyorum demek şu. O bir yıl içerisinde bu işin kendisini gerçekleştirirken ben hiçbir şey öğrenmeyeceğim. Hiçbir şeyi daha iyi yapmanın yolunu, yordamını keşfetmeyeceğim. Arada daha iyi fırsatlar çıkarsa bunları görmeyeceğim. Bağladım bunu, katılaştırdım. Bunu aynen uygulayacağım demiş oluyorum. Yazık bana. Niye böyle bir şey yapayım? Niye gelişemeyeyim? Geliştiğim şeylerden niye yararlanamayayım? Aynı şekilde hediyeye açık olmama durumu da var burada. Kendi planladığım şey olsun, planladığım şekliyle olsun diye bir uğraş içindeyim. Ya o plandan çok daha güzeli kendiliğinden bana hediye olarak gelecekse ya içimde bir farkındalıkla aa bak bu böyle de yapılabilir diye bir şey fark edip ondan vazgeçip başka bir şey yapacaksam. Ya yaşamın zenginliği içerisinde başka birilerinin doğan bir ihtiyacı ile ilgili gelip bana onunla ilgili bir şey istemelerinden kaynaklı olarak böyle aylarca uğraşıp elde edebileceğim bir şey karşıma hazır olarak gelecekse. Planlı olmak bunlara açık olmamak anlamına da geliyor. Ama burada bir sıkı durmak lazım çelişki kavramından bahsettik ya her şeyin içinde çelişki var. Ben bu safsataya güçlü bir şekilde yükleniyorum. Çünkü planlı olmaya doğru bir aşırı yönelim var çoğu insanda. Ama bazı insanlar da aşırı plansızlıktan muzdarip durumda olabilir. O durumda onlar için bazı şeyleri biraz daha planlı yapmak. Bir şeyleri ya, ya nasıl yapacağım biraz daha düşünüp yola çıkayım. Öyle gelişine o kadar gitmeyeyim. Demek de doğru olabilir. Aa ne oldu? O zaman söylediğim şeylerde çelişki mi var? Var. Yaşam böyle bir şey. Bazen daha planlı olmak daha iyidir. Bazen daha az planlı olmak daha iyidir. Bazı durumlarda plansız başladığım, az planlı başladığım bir şeyin bir yerinde daha planlı gitmem gerekir. Bazen çok planlı başladığım bir şey öyle olması gerektiğini öngördüğüm bir şey sonradan planı devre dışı bırakıp yeni bir daha esnek plan yapmayı gerektirebilir. Yani burada esneklik asıl mekanizma. Eğer ben bir ilkeyi kas katı bir ilke olarak ele alıyorsam o zaman güçlü rüzgarlar karşısında kuru bir ağaç olarak dik durmaya çalışıyorum demektir. Ama eğer o ortamı, şartları vesaire bilerek hareket ediyorsam yeri gelir dik dururum. Normal şartlarda dik duran genç, böyle ıslak, böyle yaşam dolu bir ağacımdır. Yeri geldiğinde dik dururum ama güçlü bir rüzgar geldiği zaman ona göre eğilmesini de bilirim ve orada yaşamda kalmış olurum. Asıl olan konu esnekliktir. Esneklik çelişkiyle çok iç içedir. Tavsiyeleri yerine göre alacak şekilde tek bir tavsiyeye yapışıp orada kalmak yerine bir zengin potpuri olarak içinden seçeceğim bir alet kutusu olarak taşımak şeklinde bir yaşam tarzıdır. Yeri geldiğinde yerine göre bu taktikleri kullanmaktır. Dolayısıyla planlı olmak iyidir safsatasını şöyle bir tartarsanız yaşamınızda bununla ilgili gerekli esneklikleri sağlamanız pek çok durumda ayarı biraz gevşetmek anlamına gelebilir. Daha az planlı olmak anlamına gelebilir. Ama bazı yerlerde de ya şurada planı biraz sıkılaştırsam, burayı biraz daha net planlasam daha iyi olur gibi düşünmeniz de gerekebilir. Size böyle çok dümdüz uygulanabilir bir reçete vermediğimin farkındayım. Ama zaten reçeteler safsataların kendileri. Dolayısıyla kendi yaşamınızdan öğrenecek bir zenginliğe ulaşmanızda faydası olduğunu umuyorum. Bol yarı işte olsun.